Herkese merhaba, ben astrolog Maya Kesiroğlu. Bu videoda size Ekim ayı astrolojik olarak finansal piyasalardan bahsedeceğim. Ekim ayı astrolojik finansal piyasaları anlatmadan önce burada özellikle belirtmek istiyorum ki burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, astrolojik öngörüdür. Mutlaka teknik temel analiz ile birleştirerek işlemlerinize devam edebilirsiniz. Ekim ayına baktığım zaman dünyada zaten yavaş yavaş gerçekleşen bir kaos ortamını görmekteyiz. Dünyadaki devletlerin birbirine karşı olan tutumlarından dolayı ve birçok ülkenin de içerisinde var olan durumlardan dolayı Ekim ayı biraz riskli bir ay aslında. Zaten bunun gelişimini biz Eylül ayında Merkür ile beraber görmeye başlamıştık. Ekim ayını öncelikle kısaca özetlersek Burada Ekimin başı itibariyle Merkür retrodan çıkıyor. 9 Ekim'de bir dolunay var. 11-15 Ekim arası Mars ile Neptün'ün sert bir açısı var. Ondan sonraki döngüde 22 Ekim çok önemlidir. Burası asıl son yılların belki de son 5 yılın en önemli günlerinden bir tanesi. 22 Ekim'de hem Venüs Güneş kavuşuyor, hem Mars retrodan önce destinasyon dışı oluyor. Aynı zamanda çok sert açılar var. Aynı zamanda Satürn'de duran pozisyona gelmektedir. Dünya finans piyasalarının ve dünyadaki kaosun en büyük sebeplerinden bir tanesi 22 Ekim döngüsü olacaktır. Fakat 22 Ekim'den sonra yaklaşan 25 Ekim'de bir güneş tutulması var Akrep burcunda ve bu Ekim ayına daha fazla dikkat çekiyor. Uzun vadede zaten hem dünyada hem de ülkemizdeki Finans piyasalarının bu güneş tutulması etkileyecektir. Bunun ardından eğlence bitmiyor Ekim ayında. Baktığımız zaman 29 Ekim'de Jüpiter retro yaparak balık burcuna geri dönüyor. 30-31 Ekim'de de Mars duran pozisyona geçip 1 Kasım itibariyle de ikizler burcunda retro yapmaya başlayacak. O yüzden Ekim ayı çok hareketli. Benim Ekim ayındaki size önerebileceğim bir şey nakitte kalıp uygun zamanlarda iyi alım satımlar yapmak olabilir. Ekim ayının başına döndüğümüz zaman tekrar öncelikle emtialardan gidelim. Ekim ayında dönüp baktığımızda altınla başlayalım. Altın Ekim ayında yine çok hareketli olacaktır. Fakat düzeltmeler gelecektir. Bu da Ekim ayında altını uzun vadede değerlendirmeniz için size fırsatlar sunabilir. Zaten biliyorsunuz ki her Merkür Retro bitiminde altın veya döviz mutlaka yukarı yönlü hareket etmektedir. 4 Ekim itibariyle Merkür son bitimiyle beraber 4, 5, 6 Ekim tarihlerinde altının yukarı yönlü hareketlerini göreceğiz. Dikkat etmeniz gereken nokta burada 6 Ekim'dir. Burada 6 ve 9 Ekim'de belli düzeltmeler gelebilir. 12 Ekim itibariyle de yukarı yönlü altın hareket edebilir. 15 Ekim inişli çıkışlı olabilir. Ama 20 Ekim'e dikkat etmeniz gerekmekte. 21 Ekim'de birazcık daha altında yön belirsiz olsa da 22 Ekim dediğim gibi son yılların en kilit tarihlerinden biri olduğu için 22 Ekim itibariyle altın bir'den yukarı yön hareket edebilir 25 Ekim'deki Güneş tutulması altın için uzun vadede çok faydalıdır ve dikkat etmeniz gereken nokta burada aslında 26 ve 29 Ekim tarihleridir. Ve ben şunu her zaman belirtiyorum. Ekim ayında altındaki düşük oranları göreceğiz. Bundan sonra altın daha da yükselişte olacağı için belki de bu altında gördüğümüz son düşük fiyatlar olabilir. Ama burada altın için özellikle belirtiyorum. 9 Ekim, 23 Ekim, 30-31 Ekim altında geri çekilme olabilir ve bu da altını değerlendirmeniz için fırsat olabilir. Çünkü Ekim ayında altının çok hızlı iniş ve çıkışlarını göreceğiz. Ve özellikle Venüs'ün güneşin önüne geçtiği durumlarda Dediğim gibi 22 Ekim'den sonra 25 Ekim güneş tutulmasıyla birlikte altının yukarı yönlü hareketini daha rahat izleyeceğiz. Gümüş kontratlarına geldiğimiz zaman gümüş kontratları için Ekim ayı biraz zor. Çünkü gümüş kontratlarının kendi haritasında Ekim ayında sert açılar var. Özellikle 12-24 Ekim arası gümüş çok dalgalı olur. Altın da genelde beraber hareket etse de gümüş kontratlar bu döngüde birazcık daha riskli. 14 Ekim-18 Ekim de gümüş için aşağı yönlü hareketler ya da düzeltmeler gelebilir. 25 Ekim'deki güneş tutulmasından sonra gümüş için daha olumlu bir döngüye girecektir. Burada gümüşe birazcık bu ay daha dikkat etmeniz gerekmekte. Diğer baktığım zaman bakır kontratlar Merkür retro bitimiyle beraber tabii ki de yukarı yönlü hareket edecektir. 10-15 Ekim arası bakır kontratlar düzeltme gelebilir. 15-20 Ekim arası yukarı yönlü hareket edebilir. Ve ben burada şunu özellikle belirtmek istiyorum. Uzun vadede değerlendirmek isterseniz Mart 2023'e kadarki döngü için Ekim ayı Lityum, paladyum, bakır ve dediğim gibi nikel için uygun dönemlerdir. Değerli metallerden sonra döviz tarafına baktığımız zaman dolara geldiğimizde Doların dünyadaki yönü uzun zamandır istenilen performansı vermemektedir. Fakat Merkür retro bitimiyle beraber 5 Ekim itibariyle dolar da yukarı yönlü hareket edecektir. 5-6 Ekim tarihlerinde. 7 Ekim'e dikkat edin. Burada bir düzeltme gelebilir. 9 Ekim dolunayı aslında iyi görünse de dolar için olumlu olmayabilir. Piyasalar düşebilir. 10, 11 Ekim de risklidir dolar için ama 14 Ekim çok hareketli ama benim için yine önemli olan 22 Ekim tarihi. Öncesinde 20, 21 Ekim'de Amerika dolarla ilgili yeni kararlar alabilir. Bu da doların dünyadaki seyrini değiştirebilir. Fakat burada 25 Ekim'de bir güneş tutulması yaşıyoruz Akrep burcunda. Bu dolar için çok önemli bir döngü. Herkes doların yukarı yönlü gitmesini beklerken birden bire aşağı yönlü gelebilir. 25 Ekim ile 29 Ekim tarihlerine dolar bazında çok dikkat etmenizi ben önermekteyim. Ama en sonunda 30 Ekim 31 Ekim'de Mars'ın durağan haliyle beraber dolar yine stabil bir şekilde yoluna devam edecektir. Kasım ayında dünyadaki doların şekli tabii ki de daha farklı bir yönde olacaktır. Bunu da Kasım videolarında konuşuruz. Euro'ya baktığımda Euro 7 Ekim'e kadar birazcık daha riskli gitse de 11 Ekim'den sonra daha yukarı yönlü hareket edebilir. 16-17 Ekim Yukarı olacaktır Euro bazında. 18-19 Ekim'de yukarı olacaktır. Fakat 25 Ekim'deki güneş tutulmasıyla beraber Euro'da bazı ülkelerin artık Euro'yu bırakmak istediğini duyabiliriz. Bu da Euro'yu dünya pazarında zorlayabilecek bir döngüye götürecektir. İngiliz sterlinine geldiğimiz zaman zaten İngiltere'de uzun süredir devam eden bir karışıklık söz konusu. Ve bu da İngiliz sterlininin kendi rotasında Pluto'su Kova, 2023'te Pluto Kova döngüsünde İngiliz sterlini uzun vadede tabii ki de bir şekilde değiştirecektir. Fakat Ekim ayında baktığımızda inişli çıkışlıdır. Ama Ekim ayının buradaki döngüsü özellikle dünya genelinde İngiliz sterline baktığımızda Ekim ayında tutulmalar ve dediğim gibi Mars retrosunun başlangıcı, Satürn'ün retrodan çıkışı, Jüpiter'in tekrar balığa geri dönüşü İngiliz sterlini aşağı yönlü hareket ettirebilir Ekim ayı içerisinde. Fakat uzun vadede 2023 döngüsünden sonra İngiliz sterlini daha çok değerlenecektir. Kripto para piyasasına geldiğimizde çok uzun zaman oldu. Aslında yaklaşık olarak sonbahar döngüsüne girdik ama aslında biz uzun zamandır kripto istediğimiz performansı almıyoruz. Fakat biliyorsunuz ki sonbahar döngüsünde yaşanan tutulmalar kriptoları her zaman oynatır. Özellikle 25 Ekim yeni ay ile birlikte mutlaka kriptoların yönü değişecektir. Fakat buraya baktığımız zaman daha önemli birçok şey var kriptoları etkileyen. Bitcoin tarafına geldiğimizde 9 Ekim dolunayı Bitcoin için olumlu olsa da 10-11 Ekim'e birazcık dikkat etmek gerekmekte. Fakat en başında Merkür bitimi kripto yukarı yönlü götürse de 4 ile 6 Ekim arasında boğa ve ayı piyasalarının birbiriyle kapıştığını göreceğiz kripto tarafında. O yüzden kriptolarda 4-6 Ekim döngüsü birazcık risklidir. 9 Ekim dolunay birazcık daha rahattır. Ama dikkat etmek gerekiyor sonrasında. 16-17 Ekim'de yukarı yönlü hareket etse de 22 Ekim'de dediğim gibi en önemli tarihlerden biri olduğu için kriptoların uzun vadeli yolculuğu başlayacaktır ki 25 Ekim güneş tutulması kriptoları yukarı yönlü hareket ettirebilir. Burada dikkat etmeniz gereken tarihler 29 Ekim'de Jüpiter'in balık burcuna dönmesi ve 30-31 Ekim tarihinde Mars'ın duran pozisyonda olmasıdır. Kriptolarda evet bir iğme kazanacaktır ama 29-30-31 Ekim'e birazcık dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu tarihlerde düzeltmeler gelebilir. Ethereum tarafına baktığımız zaman aslında 5-20 Ekim, 21 Ekim, 29 Ekim boğa piyasası olabilir Ethereum'da. Fakat yine dikkatli hareket etmek gerekiyor. Geçtiğimiz terazi yine birazcık yarasa da Merkür bitiminde 4 Ekim 5 Ekim tarihinde Ethereum birazcık daha iyi olacaktır. 9 Ekim donayla beraber yukarı yönlü hareket etse de 15 Ekim'e mutlaka dikkat etmenizi önermekteyim. 22 Ekim dediğim gibi döngüdür. 22-23 Ekim 25 Ekim tutumun öncesi yukarı yönlü hareket edebilir Ethereum'da. Ama yine uyarıyorum 30-31 Ekim. Hem kripto için hem de Ethereum bazında risklidir. Ripple'a baktığım zaman 25 Ekim'deki güneş tutulması Ripple'ı uzun vadede çok hızlı etkileyecektir. Ve uzun vadede Ripple için 25 Ekim'deki güneş tutulması yarayacaktır. Ama bunun öncesinde Ekim ayındaki Bitcoin veya Ethereum'daki tarihler Ripple için de geçerlidir. Birinde düzeltme geliyorsa zaten hepsine geliyor. O yüzden kripto para piyasaları için son döneme eşittir. Benim size nacizane bir tavsiyem 9 Ekim dolunayıyla birlikte kripto para piyasalarını uzun vadede değerlendirebilirsiniz. Borsalara geldiğimiz zaman dünya borsaları çok enteresan bir döngüye gidiyor. Çünkü aslında biz 26 Eylül'deki yeni ayla birlikte 7 yıllık bir döngüye girdik dünya borsalarında. Her 7 yılda bir yıl dünya borsaları geriye çekiliyor. Ondan sonra 7 yıl boyunca yükselişe geçiyor. Eylül 2022'de dünya borsalarındaki düşüşün Eylül 2023'te düzelip dünyada borsanın yine yatırım için müthiş bir değer kazanacağı bir yıla gireceğiz ama bu yıl artık Ekim ayı itibariyle Ekim-Kasım Aralık dünya borsalarında risklidir. Dikkat etmek gerekmekte. Fakat her şeye rağmen tabi borsada bir yatırım ürünü olduğu için Ekim ayında terazi burcundaki gezegen yoğunlaşması Terazi burcu arketipleri olan kumaş sektörünü, moda sektörünü, lüks otomotiv sektörünü hareketlendirecektir tabii ki de. Yine ham petrol Ekim ayında dünya borsalarında ön plana çıkmaktadır. Piyasalarda enflasyon olacak. Bu birazcık piyasaları sıkıştırabilir. 5 Ekim'deki Merkür Retrosu bitimiyle birlikte yağ ve tüketim ürünlerindeki dünya borsalarında talep artacaktır. Bu da onları yukarı yönlü hareket ettirebilir. Aynı zamanda altın, pırlanta ve değerli madenler de yukarı yönlü hareket edebilir. 16 Ekim itibariyle gayrimenkul hisselerinde düşüş olabilir. Burada birazcık dikkat etmek gerekiyor. 16 Ekim'den sonra da bilişim sektöründe belli bir artış olacaktır. Dünya borsalarında işlem yapıyorsanız 16 Ekim'de gayrimenkul sektörüne dikkat edin ama bilişim sektörü olumlu yönde etkilenecektir. 18 Ekim itibariyle lüks otomotiv sektörü ve şirketleri ve kimya sektörleri ön plana çıkacaktır dünya borsasında bu aynı zamanda bizim borsamızda da geçerlidir. Baktığım zaman tekrar tekstil sektörünü görmekteyim dünya borsalarında. Ve aynı zamanda 18 Ekim'de dünya borsalarında hafif bir iyileşme olsa da kısa vadede ve uzun vadede yatırım yapmak için astrolojik olarak dünya borsalarında belli sektörler ön plana çıkmaktadır. Alıp bekletmek isterseniz bankacılık, otomotiv, metal ve enerji şirketleri uygundur. Ama kısa ticaret yapacaksanız da Özellikle metaller ve havacılık şirketleri 16 Ekim itibariyle Ekim sonuna kadar dikkat çekmektedir. Biste geldiğimiz zaman zaten biz uzun zamandır hareketli ve çok fazla spekülasyon var. Bu spekülasyon döngüsü Ekim ayında da devam edecektir. O yüzden biste birazcık dikkatli olmanızı öneririm. 9 Ekim'deki dolunay BIST'in tam üzerinde olacağı için biz çok dikkat çekiyor ama burada yine çok fazla spekülasyon var. Özellikle demir çelik piyasası çok dikkat çekecek. 9 Ekim'de 15 Ekim döngüsünde ama 11 Ekime dikkat edin biz tarafında. 13-14 Ekim de dediğim gibi güzel. 25 Ekim'deki güneş tutulması biz için de riskli. Dünyadaki birçok borsa gibi ve 29-30 Ekim'deki Mars'ın duran pozisyonu yine biz için de riskli tarihlerdir. New York Stock Exchange ve S&P 500'e baktığımız zaman Merkür orbiti New York Stock Exchange için çok olumlu gelmeyebilir. Yani 4 Ekim'e 8, 9, 10 Ekim'e birazcık dikkat etmenizi önermekteyim. 22 Ekim yine bir döngüdür. Piyasaları %100 döndürür. 22 Ekim yukarı yön hareket edebilir. Amerikan borsaları 25 Ekim tutulma uzun vadede Amerikan borsanı düşürse bile buradaki düşüşler alım için fırsat yaratır, değerlendirebilirsiniz. SP 500'e baktığım zaman tekrar dediğim gibi SP 500'e Ekim ayında risklidir. Özellikle tutulmalar Amerikan borsası için çok riskli. Ekim ayında benim en çok dikkatimi çeken ürün 10 yıllık hazine bonosu. Uzun vadede Ekim ayında çok büyük fırsatlar getiriyor. Uzun vadede değerlendirebileceğiniz bir üründür 10 yıllık hazine bonosu. Özellikle 2 Ekim 8 Ekim tarihleri arasında artabilir ve 22-23 Ekim tarihleri arasında da 10 yıllık hazine bonoları artabilir. Eğer ki siz değerlendirmek isterseniz uzun vadede hazine bonoları Ekim ayının dikkat çeken emtialarından biridir. Ekim ayındaki finans piyasalarının astrolojik durumu kısaca bu şekilde olup herkese bol kazançlar dilerim ve dikkatli yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Hoşçakalın.